Kovayla birlikte yukarı çıkacağım. Su tatlı. Doğru söylüyorsun. Bu su tuzlu değil. Bu su tatlı. Bu tatlı su. Bu su tatlı. Su tatlı Malik Hazretleri. Su tatlı efendim. Su tatlı. Gelin efendim. Gelin. Gördünüz mü? Su tatlı işte. Çok tuhaf. Ne olmuş acaba? Ben eminim bu kuyunun suyu daha önce tuzluydu. Gelin, gelin, su için. Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bunlar da seni kurtarmakla görevli. Bu kuyudan kurtulmak için kovaya tutun Yusuf. Kuyudan kurtulduğumda babamın yanına mı gideyim? Hayır. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bu kervanla uzak bir ülkeye gideceksin. Babam ne olacak? Ben onu seviyorum. O yıllarca senin ayrılığına tahammül edecek. Allah böyle istiyor. Kervandakilerin yanında gerçek kimliğini gizle. Sana her sorduklarında yalnızca kuyunun oğluyum de. Ama babam ayrılığıma dayanamaz. Ayrılığına katlanmak öldürülmene katlanmaktan daha iyidir. Babanın yanına dönersen kardeşlerin seni öldürecek. Bu yüzden dinle ve Rabbinin iradesine teslim ol. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Ne kadar ağırlaştı bu böyle. Çekin. 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 Bu da neyin nesi?
Malik Hazretleri, in misin, cin misin? Sen burada ne arıyorsun oğlum? Şimdiye kadar bu kadar güzel bir çocuk görmemiştim. Sen kuyunun içinde ne yapıyordun böyle? Birine mi bakıyorsun? Niçin susuyorsun? Dilimizi mi bilmiyorsun yoksa korkudan mı konuşmuyorsun? Her şeyi söylemeden önce ağzını sonsuza dek kapamamız gerekiyor. Ben bu diyardanım. İbrani olduğundan adım gibi eminim. Korkma oğlum. Kimse sana zarar veremez. Konuş. Adın ne? Yusuf. Nihayet konuştu. Demek dilin de varmış. Söyle bakalım. Nerelisin sen? Hangi kabiledensin? Kimin oğlusun? Söylemem. Onların yanına dönmek istemiyorum. Onlar beni öldürmek istiyor. Akrabaların seni öldürmek mi istiyor? Onlar beni bu kuyuya attı. Çaresi yok. Eninde sonunda oraya dönmelisin. Beni yanınızda götürün. Eve dönmek istemiyorum. Annen baban ne olacak? Olmaz. Seni yanımda götüremem. Şu halde izin verin ben buradan gideyim. Beni bulamayacakları bir yere gitmeliyim. Bu çocuğu ne yapacağız Felih? Yanımızda götürelim derim. Akrabaları onu isteseydi kuyuya atmazlardı. Yanımızda olsun. Bu masum yüz yalan söylüyor olamaz. Eğer gerçekten hayatı tehlikedeyse canını kurtarmak zorundayız. O çok değerli bir köle. Eğer onu satarsanız çok büyük paralar elde edersiniz efendim. Beni satın. Bir köle olarak ben razıyım. Yeter ki beni buradan götürün. Yeter ki götürün. Bu bir köle yüzü değil. Yine de onu yanımızda saklayıp götürelim. Akrabaları onu sorarsa inkar edin. Hı hı. Seni yanımızda götürmemizi istiyorsan, sesini çıkarmadan bir sandığın içinde gizlenmelisin. Anlaşıldı mı? Kabul ediyorum. Hiç kimse bir çocuk görmedi. Gören var mı? Asla. Ne çocuğu? Görmek şöyle dursun. Bu çölde çocuk ne arar? Bir an önce yola koyulmalıyız. Bunlar da kim böyle? Haydut olmasınlar sakın. Muhafızlar. Kölemizi bize geri verin. Hangi köle? Kuyudan çıkardığınız köle. Arkanızda saklanan çocuk. Köleniz kuyunun içinde ne arıyordu? O kendi kuyuya atladı. Biz atmadık. Niçin onu kurtarmadınız?
ip bulmaya gitmiştik ama birdenbire... O artık bizim kölemiz ve onu siz bizden... Kendisi sizinle olmak istemezse ne yapacaksınız? Onun böyle bir hakkı yok. Köle efendisinin iradesine tabidir. Tabii eğer köleniz olmayı kabul ederse. Bu da ne demek oluyor? Kabul etmese ne olacak? Kervanımızdaki adamlara karşı koyacak gücünüz yok. Onu size vermeyeceğim. Ona sorabilirsiniz. Size kölemiz olduğunu söyleyecektir. Bunlardan korkma oğlum. Sana bir zarar veremezler. Söyle bakalım. Sen bunların kölesi misin? Bana yalan söylemeyi öğretmediler. Bunlar benim büyüklerim. Ben onların yanında büyüdüm. Bunlar benim akrabalarım. Duydunuz mu? Kölemiz olduğunu söylemiştim. Çocuğun konuşmaları çok şüpheli. Daha açık söyle. Sen bunların kölesi misin? Bunlar benim büyüklerim ve sahiplerim. Ben doğru bir cevap alamadım. Yusuf'u size vermeme hakkım var. Zorla da olsa onu sizden alacağız. Bu uğurda canınızı vereceğinizden şüpheniz olmasın. Vereceğiniz kayıplar bizden az olmayacaktır. Sizler gerçekten de bu kaçak köle için savaşmaya hazır mısınız ha? Gerçekten hazır mısınız? Konuşarak bu sorunu çözebiliriz. Hala Yusuf'u öldürmeyi düşünüyorsun. Onu bunun için geri almak istediğini çok iyi biliyorum. Her şeyi burada ifşa etmemi istemiyorsanız Yusuf'u bunlara verin ve bu olay burada kapansın. Şimdilik dediğin gibi olsun. Ama zamanı gelince senin de işini bitireceğim. Bu köle için kan dökülmesine razı olacağınızı sanmıyorum. Köle olmadığını bildiğim halde hakkımdan vazgeçiyorum. Onlarla gitmek istiyor musun? Neden işaret yapıyorsun? Eğer sen bize hizmet etmek istemiyorsan biz de senin gibi aklı bir karış havada kaçak bir köleyi istemiyoruz. Evet, onu satmaya hazırız. Alıcı mısınız? Bu ani karar değişikliğinizin nedenini sorabilir miyim? Evet, nedeni şu. Onun peşinden koşmaktan yorulduk artık. Fiyatı nedir? 1000 dirhem. Daha fazla eder. Zira güzel ve akıllı bir köle. 1000 dirhem mi? Aklı bir karış havada ve kaçak bir köle için mi? Hayır, ben bu kadar para vermem. Daha doğrusu verecek param yok. Bütün paramla mal aldım. Anlaşıldı mı? Amacımız ticaret değil, Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmak. Ne sakıncası var? Niye onu bedava verelim ki? Niye böyle bir şey yapalım? Ya tacirin teklifini kabul edersiniz... Ya da Yusuf'u babamıza geri götürürsünüz. Seçiminizi yapın. Kaç diremin var? 18 dirhem. Yusuf için yeterli değil, biliyorum. Biz o kadar da aç gözlü değiliz. Ona ne şüphe? Gönül tokluğu verdiğimiz bizim için dünya malından daha önemli, öyle değil mi kardeşim? Görüyorsunuz nasıl da rahatça kölemizin gerçek değerini görmezden gelip çok az bir ücrete razı oluyoruz. Bu iğneleyici sözlerin cevapsız kalmayacağını bil.
Ne oldu? Kölenizi satıyor musunuz, satmıyor musunuz? Sattık. Artık sizin. Ama birkaç şartımız var. Ne şartı? Birincisi, kaçmaması için onu bağlayın. İkincisi, bir daha asla buraya dönmemesi için onu uzak bir ülkeye götürün. Seni bir kez daha Kenan diyarında görürsem kesin öldürürüm. Bu köleyi aldığıma dair bir senet almalıyım. Böylelikle onu kimse benden alamaz. Bence sakıncası yok. Feli! Mürekkep ve deri getir. Merak etme. Bunlar bizden daha iyiler. Git onlara. Burada hayatın tehlikede. Bir şey yapamadığım için beni bağışla. Yüce Allah böyle istiyor. Benim bu kervanla gitmem gerekiyor. Ama sen ve kardeşlerim için endişeliyim. Allah size acısın. Hepiniz için dua edeceğim. Ayrılık acısının babamı üzmesine izin vermeyin. Onu teselli edin. Kölenin özelliklerini ve satışı onayladığınızı belirtin. Senedin altında isim ve mührünüz olmalı. Levi, bünyenine göz kulak ol. Sana sarılmak istiyorum. Ama bunlar bizden şüphelenirler. Kendine iyi bak. Allah her zaman seninledir. Kendini ona teslim et. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de seni koruyacaktır. Kölenin ellerini bağla. Kaçarsa sen sorumlu olursun Feli. Senedi de sandığa koy. Hareket için hazırlanın. Gidelim mi? Durun. Önce gittiğinden emin olalım. Hareket ediyoruz. Gidelim. Söyle bakayım, niçin ağlıyorsun? Keşke beni satanlarla vedalaşabilseydim. Hiçbiri benimle vedalaşmadı. Şaşılacak şey doğrusu. Ben onlarda seni sevdiklerini gösteren bir işaret görmedim. Sende de büyük bir korku gördüm. Niçin onlarla vedalaşmak istiyorsun? Onlar beni sevmese de... ben hepsini seviyorum.
Geçmişini unut. Bundan böyle sen benim kölemsin ve buna alışmaya çalış. Durun! Durun! İbrani köle kaçtı! Durun! Yusuf'u gördün mü? Ha? Şu İbrani çocuğu diyorum. Görmedim. Bilmiyorum, onu sen getiriyorsun. Arkama baktım ama göremedim, gitmiş. Sana ne ondan? Felih onu bana emanet etti. Kaçarsa beni cezalandıracak. Ne yapacağım ben şimdi? Demek kaçarsın ha? Sen benim elimden kaçabileceğini mi sandın? Ne oldu? Kalbim niye böyle çarpıyor? Anladığım kadarıyla Yusuf'umun başı dertte olmalı. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Yusuf'umun durumu iyi değil ya. Yusuf'umun durumu iyi değil. Bir daha kaçmayı aklının ucundan bile geçirme. Sahiplerin ikide bir kaçtığını söylemişlerdi. Ama ben senin ayaklarını kıracağım. Bir daha kaçamayacaksın. Benim elimden hiç kimse kaçamaz. Hayır. Ay, elim! Elim! Ay, elim! Ne oldu? Dur bir bakayım. Ne olduğunu anlayamadım. Birden elimde korkunç bir ağrı belirdi. Birdenbire böyle ağrılar olmaz. Ya çok ağır bir yük kaldırdın, ya bir yere çarptın, ya da yılan soktu. Kafilenin arkasında başımı çevirip baktım, İbrani köle yoktu. Kaçtığını anladım. Sonra o mezarda saklandığını fark ettim. Ders alması için suratına bir tokat attım. Birden elimde korkunç bir ağrı saplandı. Onu dövünce mi böyle oldu? Bu zavallı çocuk atacağın dayağı kaldırır mı? Rabbinin senden intikam alacağını düşünmedin mi? Aptal herif! Biz onu satmaya götürüyoruz. Sakatlanırsa işimize yarar mı? Niçin kaçtın? Kaçmadım. Bu annemin mezarı. Onunla vedalaşmak istedim. Köle mezarlarının üzerinde tek taş bile olmazken burası sanki özellikle inşa edilmiş.
Burası bir kölenin annesinin mezarı olamaz. Sen kimsin Yusuf? Kaçsaydın ona ne yapardın biliyor musun? O kötü bir adam değil. Sadece onu cezalandıracağımdan korktuğu için böyle davrandı. Ona kin duyuyor musun? Beni kin beslemek için yetiştirmediler. Aferin. Onu bağışlarsan ben de iplerini çözerim. Bir daha beni dövmeyecek mi? İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki bundan böyle kimseye sana bu şekilde davranılmasına izin vermem. Sen tek bir Allah'a mı inanıyorsun? Ben Peygamber İbrahim'in oğlu İsmail'in torunu Zar'ın oğlu Malik'im. Allah'a kurban edilmek istenen İsmail var ya, onun neslindenim. Sen kimin oğlusun? Ben de... Kimin dedin? Ben Kuyu'nun oğluyum. Demek babanın adını söylemek istemiyorsun. Dedim ya, Kuyu'nun oğluyum. Ben dün gördüğünüz kuyuda dünyaya geldim. Allah'ın habercisi orada ortaya çıkınca... Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kendini tanıtmak istemiyorsan bunu anlayışla karşılarım. Onu bağışlamanı istiyorum. Tamam. Onu bağışladım. Aferin oğlum. Annenle vedalaş da gidelim. Hazırlanın. Yola çıkıyoruz. Aklıma takılan bir şeyler var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kum fırtınası çıkmasaydı bu tarafa doğru gelemeyecektik. Hayvanlarımız kuyunun başında durmasaydı biz de durmayacaktık. Susuz olmasaydık su çekemeyecektik. Bütün bu olaylar, bu çocuk bizim kölemiz olsun ve büyük karlar elde edelim diye Allah'ın iradesiyle gerçekleşti. Rızkın varsa gelir seni bulur. Allah'ın takdir ettiği kısmete ulaşman için varlığın bütün unsurları el ele verir. Kurtar beni. Bu ağrı beni öldürecek. Kurtar beni. Dayanacak gücüm kalmadı. Kurtar beni. Bu ağrı beni bitirecek. Kurtar beni. Kurtar beni büyük işler. Kurtar beni, dayanamıyorum artık. Elim çok ağrıyor. Kurtar beni. Ey yüce işler. İyileştir beni. Elim çok ağrıyor elim. Yüce iştar, yalvarırım, kurtar beni. Kurtar beni. Yüce iştar, kurtar beni. Kurtar beni yüce iştar. (Gülüyor)
kurtar beni. Yüce işler kurtar beni. Muharı beni öldürecek. Ölüm. Muharı beni öldürecek. Ey yüce işler, kurtar beni. Muharı beni öldürecek. Muharı beni öldürecek. Ne yaptın? Ellerin şifa bağışlıyor. Ben bir şey yapmadım. Herkes böyle yapıyor. Birazcık ovunca ağrı hafifliyor. Malik de aynı şeyi yaptı ama hiçbir yararı olmadı. O da ovaladı kolumu. Hiçbir yararını görmedim ama. Gökyüzüne bakıyordun. Sen yıldızlara mı tapıyorsun? Gündüz sönen yıldızlar tapılmaya değer mi yani? O zaman ay ve güneşe de tapmıyorsun. Zira ay gündüz, güneş de gece ortadan kayboluyor. Benim Rabbim bütün bunların yaratıcısı. Ezeli ve ebedidir o. Eşi ve benzeri yoktur. Öyle anlaşılıyor ki çocuk olmana rağmen ben ve Kıtmir'den daha iyi bir tanrı seçmişsin kendine. Hem seni seviyor hem de duanı kabul ediyor. Bu da tanrı mı şimdi? O kadar ağlayıp inledim ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ben sana minnettarım Yusuf. Minnettarım. Az önce el ağrısından canım çıkacaktı neredeyse. Sana attığım o tokat için senden af diliyorum Yusuf. Affet. Affet beni Yusuf. Okkalı bir tokattı. Bu tokat senin doğru yolu bulman için bir başlangıç olmuşsa ne mutlu bana. Ben bu diyarın insanıyım ve kılavuzum. Hep kervanlara yol gösterdim. Ama bu kez sanki sen bizim kılavuzumuz oldun. Hidayet onun elindedir. Kim dilerse onu doğru yola iletir. İsteyeni de karanlık ve zillet içinde bırakır. Bu çocuk kimdir bilmiyorum ama dün gece bir dua ile Kıtmir'in elini iyileştirdi. Gökteki tanrısıyla iyi bir bağ var. Belki de çok yüce biridir. Kıtmir'in elini iyileştirmesi için Allah'ın seçkin kullarından olmasına gerek yok. Yusuf onu affederse iyileşecek dedim ya dün. Pekala, ya gördüğüm rüyaya ne diyeceksin? Geçtiği her yer yemyeşil oluyordu. Rüya bu işin ölçüsü olamaz. Sen biricik Allah'ı tanımıyorsun. Kime zulmedersen seni cezalandırır. Ya bu dünyada ya da öbür dünyada. Mazlum seni affederse Allah da seni affeder. Burası yemyeşil ve sulak bir ovaydı. Ama bu yıl burayı da kuraklık tehdit ediyor. Ben buralı sayılırım. Eğer yağmur yağmazsa kıtlıktan bir sürü insan kırılacak. Bu beni çok korkutuyor. Allah kullarına karşı şefkatli ve bağışlayıcıdır. Efendim Malik, yolculardan birinin durumu iyi değil. Gelip bir bakar mısınız?
Zaten hastaydı ama bugün kötüleşti. Hiç iyi görünmüyor. Bir ayağı çukurda. Ümit yok. Peki ne yapmalıyız? Onu burada böyle bırakamayız. Onun için bir sedye hazırlayın. Elimizden başka hiçbir şeye gelmez. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm ve hayat Allah'ın elindedir. Artık benim vaktim geldi. Yakında, yakında öleceğim. Merak etmeyin, yanınızdayım. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm de hayat da Allah'ın elindedir. Umudunuzu yitirmeyin. Hastaya sen neden eşlik ediyorsun? Söyledim ama dinlemedi. Ama ben onu yalnız bırakamam. İzin verin, onunla kalayım. Hastalığı çok ilerlemiş. Elinden bir şey gelmez. Allah yardım edenleri sever. Beni merak etmeyin. Ona göz kulak ol. Bu ihtiyar iyileşti. Görüyor musun? Yusuf'un bir dokunuşuyla ölümden döndü. İyileştin mi? Görüyorsun ya. İyiyim. Onu sen iyileştirdin. Ben mi? Tıpkı Kıtmir'in elini iyileştirdiğin gibi. Şifayı veren Allah'tır. Ben yalnızca dua ettim. Efendim Malik, efendim Malik, gelin görün, hasta iyileşti. Gelin buraya görün. Peki niçin ısrarla hastanın yanında olmak istiyordun? Ben de senin gibi kılavuzum.
İyi bir kılavuz, kervandaki herkesi varacakları yere sağ salim ulaştıran kişidir. Ne oldu? Yusuf, secdeden in ve yürü dedi. Ben de öyle yaptım. Görüyorsun ki durumum iyi, hem de çok iyi. Sen iyileştin mi? Ben hayatımı ve sağlığımı Yusuf'a borçluyum. Eğer benim yanımda olmasaydı, şüphesiz işim çoktan bitmişti. Bunu herkes yapabilir. Aslında ben hiçbir şey yapmadım. Bu hasta ölüm döşeğindeydi ve hiç umudumuz yoktu. Tanrı'nın nasıl biri hiç bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim, çok kuvvetli ve seni çok seviyor. Benim için dua ettiğini gördüm. Ve o dua benim durumumu değiştirdi. Tanrım senin dualarını kabul etti. Devam ediyoruz. Yağmur Yusuf'un getirdiği bir berekettir. Orası Mısır ülkesinin sınırları. Sadece yarım günlük yolumuz kaldı. Yakında sınır nöbetçilerini görürüz. Neden şimdiye kadar sınır nöbetçilerini görmedik? Şam, Kenan, Hicaz ve diğer memleketler derebeylikle yönetilir. Belirli sınırlar yoktur ama Mısır medeni bir ülkedir. İleri bir yönetim düzenine sahiptir. Sınırları bellidir. Ordusu ve devleti vardır. Mısır firavunları dünyanın en güçlü yöneticileridir. Rabbim, bu yabancı diyarda sana sığınıyor ve senden yardım diliyorum. Onlar seni tanıyor mu yani? Elbette tanıyorlar. Yıllardır Mısır'a gidip gelirler ticaret için. Mısır eski ve uygar bir ülkedir. Kenan ve Şam'dan çok daha iyidir. İlginç giysileri var. Evet. Başlarındaki bu örtü bir kobra yılanına benzer. Burası yılanlar ülkesi olarak bilinir. Mısırlılar büyük bir yılanın Mısır ülkesini koruduğuna inanırlar. Bizim de inek ve koyunlarımız var ama bu kadar çok değil. Bunlar çok zengin olmalılar. Bu gördüğün yemyeşil araziler ve hayvanlar ya Tanrı Amon'a
ve Mısır'daki tapınaklara ya da Kral Amonhotep'e aittir. Mısır halkı bunlar için çalışıyor. Başka hiçbir şeyleri yok. Mısır tanrısının inek ve koyunu mu var yani? Her şey onun. Ne sakıncası var ki? Allah her şeyi yaratmış. Ancak kendisi için değil. Bunca kedi burada ne arıyor? Bu kentin insanları kediye tapar. Burası da kentin tapınağı. Beste kenti. Buranın insanları kediyi çok sever. Niçin öyle alaylı alaylı bakıyorsun? Ben kedilere tapmıyorum ki. Bütün tanrılar senin tanrın gibi kusursuz değil ki. Efendi Malik, bu kentin insanları kediye tapıyor. Tanrıları yemek de yiyor. Fazla şaşırma. Bu ülkenin tanrıları her şeye sahiptir. Hayvanları, eşleri ve çocukları bile var. O halde Mısır'da tek Allah inancı yok. Esasen tek bir Allah'a inanmak Mısır'da suçtur. Dikkatli ol, kendi inancın hakkında konuşma ve onların tanrılarına ihanet etme. Halk tahammül etmeyebilir. Ne büyük bir nehir. Nil bu mu? Bu Nil'in çocuğu. Nil'in kollarından biri yani. Nil daha büyük ve daha görkemlidir. Neden kutsal kabul ediliyor? Çünkü Mısır halkı her şeyini Nil'e borçlu. Nil olmasaydı Mısır da olmazdı. Nil'in nereden başladığını şimdiye kadar kimse görmemiş. Yalnızca tanrılar Nil'in çıktığı yere gidebilir. Bu ırmak güneyden kuzeye doğru akar ve büyük bir denize dökülür. Biz şimdi kuzey yönünden eski Teps kentine gidiyoruz. Teps, Tanrı Amon'un kentidir. Suyun diğer tarafında güneşin battığı yerdir. Ölüler dünyası. O büyük piramitler Mısır firavunlarının mezarıdır. Buraya Memphis diyorlar. Nil burada çeşitli kollara ayrılır. Seni Mısırlı zenginlerden birine satabilirsek hem sen rahata kavuşursun hem de biz büyük kazanç elde ederiz. Keşke Yusuf'u satmak zorunda kalmasak. Yapacak bir şey yok. Güneye doğru ilerliyoruz. Sağımızda Batı dünyası olarak bilinen ölüler dünyası yer alıyor. O gemi ceset taşımaya tahsis edilmiştir. Nil'in bu tarafında eski Teps kenti yer alır. Teps kenti Mısırlı tanrıların kentidir. Mısır kralı Amonhotep'in sarayı da bu kenttedir. Teps kentine Tanrı Amon'un kenti de diyorlar. Bak, Teps kenti ileride görülüyor. Birazdan oraya varacağız. İşte yüz kapılı Teps kentine vardık. Yüz kapılı mı? Aslında 10, hatta bilemedin 12 kapısı var. Ama buradan giden kervanlar abartarak 100 kapı diyorlar.
Babil'den Zaroğlu Malik. Geç. Ne oldu? Neden uyumuyorsun? Kaçmandan korkuyorum. Sen kimsin? Nasıl bir insansın? Daha önce bu sorunu cevaplamıştım. Yusuf. Senin tanrınla karşılaştırdığımda benim tanrılarım çok zayıf ve güçsüz. Bana biraz kendi tanrını anlatır mısın? Senin tanrın her yerde hazır ve nazır. Her yerde ondan yardım isteyebiliyorsun. Onunla çok kolay bağ kurabildiğini gördüm. O da senin sesini duyuyor ve duanı kabul ediyor. Sen kesinlikle diğer insanlardan farklısın.
Sende öyle bir güç var ki her işte seni başarılı kılıyor. Hem başarılı hem de çok güçlü bir çocuksun. İstersen ona Rabbimizin razı olduğu işler diyelim. Her yerde seni koruyan bu Tanrın kimdir? Sen onu çok iyi tanımladın. Ona iman etmek istiyorum. Sen ona inanıyorsun. Bunu yenilemene gerek yok. İnanıyor muyum? Sen benim Rabbimi hazır ve nazır olarak nitelendirdin. Onun her şeyi yapmaya muktedir olduğunu söyledin. Sana göre o her sesi işiten ve her duaya cevap veren biri. Kendi tanrılarına da zayıf ve güçsüz dedin. Bu imanın ta kendisi zaten. Yani ben şimdi senin gibi tek bir Allah'a mı inanıyorum? Sen Kıtber'in elinin iyileştiği günden beri tek Allah'a inanıyorsun. O geceki sorularından anladım bunu. Sen kimsin? Niçin konuşmuyorsun? Görünürde köle ama gerçekte hepimize sözün geçiyor. İnandığın Allah adını söyle ne olur. Sen kimsin? Şşşt. Ant verme çünkü söylemeye izinli değilim. Şu kadarını söyleyeyim ki bütün bu olanlar Allah'ın istediği şekilde meydana geliyor. Ve beni Mısır'a yüce bir amaç için getiren de odur. Hangi amaç? Hiç olmazsa amacını söyle. Bilmiyorum. Gelecekte ortaya çıkacak. Ben Malik'in seni satmasına izin vermeyeceğim. Buna engel olacağım. Allah her şeyden haberdardır. O beni köle olarak uygun görüyorsa ben de buna razıyım. Şimdi gidin ve uyuyun ve benim için endişelenmeyin. Hala babanın adını söylemeyecek misin? Söyledim ya, kuyunun oğluyum. Seni çıkardığım yer, peki söyleme. Ama eninde sonunda göreceksin, bunu öğreneceğim. Kaçırmayın bu köleleri. Hadi yok mu arttıran? Bunlar sizin için çok iyi çalışırlar. Şunlara bakın. Bu kadar güçlüsünü gördünüz mü hiç? Hiçbir yerde bulamazsınız. Şunların gücüne bakın, gücüne. Sizlere çok iyi eş olacaklar. En güçlü köleler bende. Güçlerine bakın hadi. Hadi arttıran yok mu? Hadi köle isteyen yok mu? 150 de ben. 300 verin, 2 tane birden alın. Onu satma. Ben de istemiyorum ama görüyorsun kendisi satılmayı istiyor. Bu kölenin fiyatı ne kadar? Ben köle satmayı bilmem. Ama size şu kadarını söyleyeyim ki o çok akıllı, çok güzel ve okur yazar biridir. Fiyatını yükselten başka yetenekleri de var. Onu ucuza satmam. Tapınak için iyi bir hizmetkar olabilir. İleride kahin olursa birçok kişiyi tapınağa çeker. Onu satın almaya çalışın. 50 de benle başlayayım mı? 50 de ben nasıl? Fiyatı bunun çok üzerinde efendim. Bakın bu kölelere. 100 de benden fazla vermem. Daha çok eder. En güzel, en güçlü köleler. Kim daha iyi bir fiyat verecek? Bakın kölelerime. Çok ucuz. Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. Güçlü kuvvetli kölelerim var. Buyurun bakın. Buyurun bir bakın. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Köle satıyorum. Köle. Hadi köle satıyorum. Şu cariyelere bakın.
Potivar en güzel seçimi yaptı. Köle satın almak için en iyi yere geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım bu köleler ihtiyacınıza cevap verir. Hoş geldiniz. Bakın işte kölelerim. İki at kadar güçlü. 200 de ben. İki at kadar güçlü efendim. Al götür. Koyun kadar sakindir efendim. Bakın. Bakın. Başka kölelerim de var. Onlara da bakın. Evet. Bu çocuğu 110. Kullanabiliriz. Evet. Bence bu çocuğu 110, her işte 115 çalıştırırız. 115 verin sizin olsun. Evet evet. Ucuz bir köle. Evet. Her işte çalıştırırız onu. Var mı arttıran? Elimden geldiğince paraya kıyacağım. 115. Yok mu arttıran? 120. Hadi daha iyisini bulamazsınız. En güzel köleler bende. 130. Yüz otuz beş. Üzülme Yusuf. Bugün bunlar senin satın alacağın. Ama bir gün sen bunları satın alacaksın. Bunlar benden ne istiyorlar? Niçin burada toplanmışlar? Herkesin içinde güzellik var ama görülmüyor. Ama sende insan olmanın özü insanların beğenişine sunulmuş. Bunlar aslında kendi gerçeklerine şahit oluyorlar. Bunlar neden benim güzelliğimi satın almak istiyorlar da kendi iç güzelliklerine bakmıyorlar? İç güzelliği görmek için basiret sahibi olmak gerekir. Ancak sende somut bir şekilde görülen gerçeği bir çift göze sahip olan herkes rahatlıkla görebilir. Herkesin gözü var ama herkeste basiret yok. Benim onlardan bir farkım yok. İçlerindeki hakikatin farkına varmış olsalardı beni satın almak için bu kadar istekli davranmazlardı. Bunlar Yusuf'u görmek için değil, farkında olmayarak da olsa Allah'ın halifesini görmek için toplanmış bulunuyorlar. Meleklerin Adem'i ziyaret etmek için can attığını biliyor muydun Yusuf? Aa duydun mu? Kabul edilmedi. 300 de ben kabul edilmedi. 320 de ben. 300 de ben. 380 de ben. 385 de ben. Çok iyi bir köle. 395 de ben. Evet bence. 405 de ben. 410 de ben. 420 de ben. Evet. 425 de ben. Daha çok eder. Daha fazla veren yok mu? Çok güçlüdür. Tek başına her işin üstesinden gelir. Çok iyi bir seçim yaptınız efendim. 3 köle 600 de ben eder. Ben o kadar para veririm. Efendim. Bence çok iyi bir seçim yaptınız. Gerçekten. 380 de ben. Hayır. 380 etmezler. 50 de ben mi? Sadece 50 de ben mi? Daha fazla eder. 55 de ben verirseniz olur, tamam mı? 55 de ben. Daha fazla etmezler bana. Daha fazlasını verebilirsiniz. Ama efendim bunlar daha fazla ederler. Ona 300 de ben verin. Efendim çok iyi bir köledir ama o. Daha fazla eder, daha fazla. Daha fazlasını verebilirsiniz, değil mi? ...380 de ben verin. Ben o kadar para veremem. Gidelim. Hey, ne oluyor orada? Ne oldu lan ya? 380 de ben. Tamam. Açılın, açılın, açılın. 380. Çekilin, çekilin. Bin on de ben. Doğru, doğru. Evet. Eder. Evet, eder. Olur. Bence de. 1100 de ben. Eder. Abi. İyi bir köle.
Potifar açık arttırmaya katıldı. Ne yapacağız? Efendim, çocuğu Potifar'ın elinden kesinlikle almamız gerekiyor. 1200 deben veriyorum. 1200 deben veriyorum. 1200 deben verdiler. Yok mu artıran? Önerilen fiyatla 10 köle rahatlıkla satın alınabilir. Ama değer. Potifar'ın gerisinde kalmamaya çalış. Tam 1500 deben veriyorum. 1500 deben. Yok mu artıran? Utanıyorum. Sanki mal alıp satıyorlar. Onu tanısalardı, tonlarca altının bile ona eşdeğer olmadığını anlarlardı. Neler oluyor böyle? İki bin mi? İki katı. 3000 de ben mi? Üç bin de ben! 3000 de ben! Mısır'ın ileri geleni ve Mısır orduları komutanı Potifar ekselansları 3000 deben öneriyor. Potifar hazretleri 3000 deben veriyorlar. Potifar'la kim rekabet edebilir ki? Kutlu olsun. Bu köle sizindir artık. Terbiyeli, saygılı ve okuryazar bir köle satın aldınız. Ayağı uğurludur. Gittiği her yere hayır ve bereket götürür. Bu köle Potifar ekselanslarına satıldı. Gidebilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.